MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Devlet Bahçeli'nin memleketin huzurunu düşünen feraseti olmasaydı, başta üniversiteler olmak üzere sokaklar kan gölüne dönerdi dedi. Hatay'ın Belen ilçesinde basın mensupleriyle akşam yemeğinde bir araya gelen MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. MHP'nin başında Devlet Bahçeli olmasaydı, başta üniversiteler olmak üzere sokaklar kan gölüne dönerdi diyen Şefik Çirkin, IŞİD'in PKK terör örgütünden daha tehlikeli olduğunu söyledi. Şefik Çirkin konuşmasına şöyle devam etti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti. Fakat bu seçimle beraber bir kazananlar, kaybedenler, elbette ki bunlar tartışılacak. Bunlara bir itirazımız yok. Ama zaman zaman maksadını aşan, zaman zaman da maksatlı olduğuna inandığımız, bir kısmını da yanlış bulduğumuz, bir takım değerlendirmelerle Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi muhatap oluyor. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak noktasında değiliz. Onlar kendilerini savunmaktan aciz de değildir. Ancak şu bilinmelidir ki bu seçimlerden her seçimde oyunu artırarak çıkan Tayyip Erdoğan oy artıramadan çıkmıştır. Bu seçimde bir yanılgı daha, bir algı yönetimi daha yapılıyor. Ne yapılıyor? Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve bu 14 partinin başarısızlığından dem vuruluyor. HDP neredeyse seçimin şampiyonu ilan ediliyor. Biz Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli'nin ve diğer 14 partinin aynı zamanda bizimle beraber onayladığı Sayın İhsanoğlu'ndan memnunuz. Pişman değiliz. Biz tam anlamıyla doğru adaya verdiğimize inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, başarı yanlışlarla sanal zirvelere çıkmak değildir, olmamalıdır. Doğru kişiye oy verdiğiniz zaman 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 kayıp da edebiliyorsunuz. Başarı yanlış kişiyle seçim kazanmak değildir. Yani bunlara dikkat eden 45 senelik geçmişi olan bir siyasi partiyiz. Bu seçmen sandığın için gitmedi. 14 milyon civarında bir seçmenden bahsediyoruz. Sandığa gitmedim, sebebi de şuydu diyen olsa onunla oturup bunu tartışacağız. Tartışalım vekilim, var o sandığa gitmemenin sebebini söyleyeceklerden biri. Gittiniz mi sandığa? Ben gittim. Gittiyseniz ne konuşuyorsunuz? Yapacak bir şey yoktu, mecbur şey bıraktınız. Arkadaşlar, siyasi partilerdeki kan değişikliği, evet, evvel emirde kan uyumuyla alakalıdır. Yani bir siyasi parti. Uygun kan bulmak. Uygun kan bulmak. Şunu ifade edeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin işlevini iyi anlamak lazımdır. Devlet Bahçeli son derece fedakar, itidalli ve memlekete hizmet eden bir liderdir. Az bulunur, kıymetini bilin. Bu zamanda böylesi zor bulunur. Hele Türkiye'nin şu ortamında. Yani Alevi'nin Sünni'ye, Sünni'nin Alevi'ye, Kürt'ün Türkiye'ye kırdırılmak istendiği şu ortamda. Dolayısıyla hemen bunları dar ağacına çekip yargılamak ben demeyeceğim. Geri alıyorum o sözümü. Ama biraz aceleci bir tavır olur diyelim en azından. Yani, bekleyelim. Şimdi IŞİD'in kendisinde 3000 civarında bir Türkiye kökenli teröristin olduğu ifade edilir. Bir kere şunu da anlaşalım. IŞİD bir terör örgütüdür. Kafa kesen, kol kesen bir terör örgütüdür. Müslümanlıkla da ilgisi alakası yoktur. Şimdi de adını İslam Devleti'ne çevirmiştir. Bir 3000 civarında da potansiyel terör örgütü üyesi olmaya aday Türkiye'nin içerisinde olduğu söyleniyor. Bunun ikisinin toplamı 6000'i buluyor. PKK terör örgütünün 5000 civarında olduğunu kabul ettiğimizde ondan da daha tehlikeli bir örgütle Türkiye her an burun buruna kalabilir.
Bunun sorumlusu kimdir? Bunun baş sorumlusu AKP hükümetidir. Bugün o yüzden işi de sesini çıkaramamaktadır. AKP hükümeti bugün basına düşen bir Amerikan yayın kuruluşunun, basın kuruluşunun röportajında da bir IŞİD komutanının ifadelerine göre Reyhanlı'yı pazar etti. Yardım etmiştir. Palazlandırmıştır. El-Kaide, El-Nusra gibi IŞİD bunların türevidir. Örgütleri önce palazlandırmıştır. Arkasından bunlar IŞİD'e katılmak suretiyle IŞİD'i daha da güçlendirmişlerdir. Şimdi bu sorunun altından uluslararası bir konsorsiyumla kalkabilirsiniz. Artık Türkiye bu sorunun altından tek başına kalkacak durumda değildir. Öyle büyütmüştür ki, sorun öyle büyümüştür ki, IŞİD uluslararası bir terör örgütü haline gelmiştir. Daha evvel ne yapıyordu? Sadece Suriye'de savaşıyordu. Ama şimdi bugün Irak'ta savaşıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin kendisine köpeğine varana kadar konsolosluğunu topyekun teslim almış. Şu anda konsolosluğu kendi komuta karargahı olarak kullanan, yani orası Türk toprağıdır arkadaşlar.